size vesile olan, değil mi? Vesile olan diyelim. Çok değerli Haber Hayat Derneği Genel Yayın Yönetmeni sevgili Kübra Şenhoca. Sosyal Ork. sayfa çalışanımız. Çok özlerim, çok özlerim. Alkışlıyor muyuz? Alkışlayalım mı? Alkışla bir. Alkışlayalım, şöyle yapalım. Bravo. Sevgili Tuğçe Semih sosyal sayfa çalışanımız ve değerli Haber Hayat Derneği çalışanımız sevgili Mehtap Sürütlüler. Bunlar da sağ olsunlar hem fotoğraf çekim hem canlı yayınlar için buradalar. Bir de TÜYAB'a ve destek yayınlarına teşekkür edelim değil mi? Edelim. Sevgili Cemal Hanım'a da buradan sevgiler, selamlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Dizi sektörünün içerisinde dizi eleştirmenliği yapmak belki biraz zor olabilir. Ama söyleyecek bir şeyiniz var mı? Biz Türk insanının yapısı hiçbir şeyi beğenmeyiz. Yapılan hiçbir şey. Bu dizi için değil sadece. Bir inşaat yapılır. İnşaata bakar adam. Der ki bu inşaat böyle mi yapılır? Sorsanız meslek ne? Bakkalım. Peki mühendis değilsin. Bir şey değilsin. Yani müteahhit değilsin. Neden bu kadar çok biliyorsun her şeyi? Size de sorsak acaba dizi sektörü, sinema sektörü Türkiye için özellikle nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Yani mesela şimdi yabancı dizileri bu çeşitli kurulan dijital platformlar aracılığıyla hepimiz izliyoruz ve çok seviyoruz. Orada sürelerine baktığınızda ya 25 dakika ya 50 dakika gibi süreler görüyoruz hep. Ortalama evet doğru diyorsunuz. Yani eğer komedi dizisi ise işte 25-30 dakika. Dünyanın belki de en iyi dizileri işte Game of Thrones'lar, Vikings'ler falan Evet, baktığınızda 40 50'şer. dakika Evet, yani. aynen o kadar. Bizde de aslında gerçekten iyi yazarlar, iyi yönetmenler ve iyi oyuncular var. Fakat işte 120-130 dakikaya uzanan süreler var. Burada eğer bir kalitesizlikten bahsediliyorsa, tırnak içinde söylüyorum, bir kalite düşmesinden diğer yabancı dizilere kıyasla bunu süreye bağlıyorum. Çünkü mesela şimdi az önce konuştuk, ben bir film üzerine çalışıyorum ya da film yazan insanlar aylarca üzerinde çalışıyorlar. Ama dizi, yani 120 dakika denen o sayfaları oluşturan senaryo 4-5 günde yazılmak zorunda. Bizde öyle ne bileyim 13 bölüm, 36 bölüm, 1 sezonluk, 2 sezonluk anlaşma yok. Biliyorsunuz ki bir kıyım var reytinge göre. Maalesef, Evet. maalesef. Çok da üzülüyoruz yani. Örneğin sizi çok severek takip ediyoruz. Bir dizi başlıyor. Dizi bir anda yayından kaldırılıyor ve bazen kişiye vuruluyor. İşte Kerem Fırtına iyi oynayamadı, kaldırıldı. Hayır ne alakası var? Ne alakası var? Yani her şeye bakmak değil mi? Yönetmenine, oyunculuğa, Oynadığın dizi daha yayından senaryo. kaldırılmadı eksik. Estağfurullah. Yani hatta ya Şaka örneksiz oturuyoruz söylüyorum, yani. şaka söylüyorum. Birçok kıymetli arkadaşımın başına bu geliyor ya da meslektaşım. Şöyle, yani mesela dizi tuttu diyelim. O zaman dizi devam edecek ve planlanmayan bölümleri hemen o hafta içinde o kadar sayfanın yazılması, o kadar sayfanın çekilmesi gerekiyor. Çünkü daha önce dizinin tutacağı planlanmamıştı ve dizi tutmuş oluyor ve hemen o bölümleri istiyor Şu an kanal. müthiş bir şey söylüyorsunuz, farkında mısınız? Evet, Bilmediğimiz bir alan. yani bu sebeple de o zaman o dediğimiz işte hani çok iyi başladı da sonradan düştü dediğimiz şeyin sebebi bu. Çünkü iyi başlarken o ekip bir şey planlıyor, kuruyor onu. Ve sonra o dizi tutunca hemen diyorlar ki bu işe devam ediyoruz. Hatta mesela bir sezon kurulmuş oluyor hikaye. İkinci sezon da devam edeceğiz deniyor. O zaman senaristin ya da o yaratıcı ekibin kafasında olmayan bir hikaye uydurulmaya ve her hafta çok uzun, yani 120 sayfa olacak iş değil. Sinema filmi dediğiniz şey eğer dev bir drama değilse 100 sayfayı aşmamalı. Yani yağ gibi gidip bitmeli.